Batman'ın temel sorusu sizce nedir? Yollar çok kötü. Yani ben şoförlük arabam var. Mahvoldu yani, sıfır arabam burada. 6 aydır buradayım ama çok kötü yollar. Özellikle Memur Sentoki yolu. Duyuruyorum buradan. Çok kötü, belediye başkanı kim olacaksa artık. Kesinlikle işsizlik ve altyapı. Engelliler için ulaşım. Ulaşım en büyük sorun. Akülü sandalyede, tekerlekli sandalyede olan arkadaşlarımızın kenar semtten şehir merkezine gelmeleri çok büyük bir sorun teşkil etmektedir. Rampaların, araçların park edilmesi, rahatça bir rampanın çok dik oluşundan kaynaklanan bir akülü sandalyede olan ve tekerlekli sandalyede olan bir vatandaş kalkıp onu rahatlıkça çıkamıyor. Aynı zamanda bu bebekli olan hanımefendiler, kardeşlerimiz, onlar da aynı şekilde rahatsız oluyorlar. Yaşlılarımız da yürümekte kaldırımların yüksek olmasından kaynaklanan bir olay. Çevrede yeterince ağaçlanma yok. Efendime söyleyeyim, her taraf çöptür. Yani temizlik yok. İnsanlardır bence, hani çoğu zaman insanlarından dolayı sorun yaşıyoruz. Dışarı çıkınca rahat değiliz ya da insanların tuhaf bakışlarıdır. Ya altyapı, belediyenin çalışması da çok kısıtlı yani, yapıyor ama çok kısıtlı yapıyor. Tabii bunun yanında zaten bu kenar mahallelerde çöplerden geçilmiyor. Mesela kendim Gültepe'de oturuyorum, o mahallelerde dahi çöpler has safhada yani. Trafik sorunu o da has safhada, görüyorsunuz yani arabalardan geçilmiyor burada. Yani bu alt geçitler çoğaltılsa, yani daha yeni bir tane Gültepe'de yapıldı. Bunun yanında 3, 4 veya 5 tane daha yapılsa Batman trafiğinde rahatlar yani. Sosyal aktiviteler yok. Çok düşük şeyler var. Mesela su sıkıntıları falan var. Bazı mahallelere hala su gönderilemiyor. Bir sorun göremiyorum yani. Çöplüğünden dolayı. Evet. Bayağı bir rahatsız ondan dolayı. Bir de şu kaldırımlarda araba parkı çok oluyor. Onlardan rahatsızım. Özellikle çocuk arabası gidemiyoruz yani, park ediyorlar kaldırımlara. Onlardan dolayı şikayetimiz var. Çalışma çok güzel gidiyor. Hiç sorun görmüyorum bu konuda, ben sorun görmüyorum. Batman'ın en temel sorunu işsizliktir. Yeşillik bakımından çok az olması, aynı zamanda lise ortamları çok elverişsiz binalar olarak. Özellikle Batman Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nin laborant kısımları çok elverişsiz, ders işlenemiyor adam gibi. Daha sonra gençler için de sosyal aktiviteler bakımından çok yetersiz. Özellikle konserler olmasını istiyoruz fakat çok fazla konser olmuyor. Belediye son döneminde hangi temel sorunları çözdü sizce şehirde? Diyarbakır Caddesi'ndeki yol yapımı. Bu biraz geç çözüldü ama o çözüldü. Yani işsizlik belediye ile alakalı çok alakalı bir şey değil ama altyapı ile alakalı da çok büyük bir gelişmeler yok. Şu anda ulaşımda bir bakım bir kıvırdama var. Efendime söyleyeyim, yollar tabii asfaltlama var. Onun dışında herhangi bir şey yok. Onu görmüyoruz. Bence hiçbir sorunu, çünkü bir yol çalışması başlıyor, aylarca devam ediyor. Ulaşım engelleniyor. Diyarbakır Caddesi'nde bir kaldırım yol çalışması var. Tabii o da yeterli değil yani, bence o yollar da yanlış yapıldı yani. Yani iki araba sadece geçebiliyor birbirine. Şimdi o kaldırımlar biraz fazla genişletildi. Peki kaldırımlar güzel oldu mu sizce? Ya güzel oldu, kaldırımlar güzel olmuş ama yollar yok. Yol yapım çalışmalarını çözdü. Su bakımından şeyleri çözdü. Bu şimdiki güzel çalışıyor. Yani bu attığı temel artık kimse atamıyor. Bu Avrupa şeyi, projesi buraya gitmiş. Artık bu Avrupa projesidir yani. Bundan iyisi var mı yani burada? Çalışma var ama yeterli görmüyoruz. Peki yapılan hizmetlerde belediye sizin görüşlerinizi alıyor mu? Yok, kesinlikle. Yani benim görüşüm almadı ama diğer kişiler görüş almış mıdır bilmiyorum. Maalesef herkes koltuğa gidene kadar, koltuktan olduktan sonra umursamıyorlar maalesef. Yok, ben şahit olmadım öyle bir şeye. Valla bugüne kadar alınmadı yani ben. Hayır, alınmıyor. Hayır, kesinlikle. Ama sorulması lazım. Alınır. Halk olarak. Tabii, onu, millet onu çok seviyor. Şu ana kadar kimse gelip görüşümü sormadı.